Ne yapıyorsun şimdi sen? Hamurla ne yapıyorsun? Lokma. Lokma, anladım. Gökme lokma. Evet, Sümerler köyüne dernek ziyaretine gelenler, kahvaltısına gelenler bugün lokmayı canlı canlı yiyecekler diyorsun. Evet. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin. Nefis diyorsun. Esnafçılıkta bu her şey var diyorsun. Allah razı olsun. Evet, şimdi lokmayı çektik. Oraya da geçeceğiz şimdi, oraya da geçeceğiz. Şöyle biraz hamuru yoğursun. Hamur kendine gelsin. Bu ülkedeki siyasetçileri öyle yoğurmak lazım. Hamuru ben tutayım. Sen de tut. Hoş geldin abi. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, siz? Allah'ın Allah razı olsun. Sağ ol. Evet. Hamur devam ediyor. Çalışıyorlar efendim. Hummalık çalışma devam ediyor. Hamur olgunlaşıyor şu an. Evet. Biraz sonra da pişirme safhasına geçilecek. Bunları insanlara anlatmamız lazım. Sümerler Köy Derneği'nin kahvaltısında her şey orijinal, sabah özel hazırlanıyor. Abi sen söyle, şu anda ne yapıyoruz? Şu anda lokma yapıyoruz. Lokmayı taze taze yapıyoruz, görüyorsun, evet. Değil mi? Ablamız çalışıyor. Sıcak sıcak. İşte Sümerler Köy Derneği'nin farkı bu. Bir dakika, ben şöyle alayım. Sıkıntı yok. Canım, çay da ne haber kardeşim? Sağ ol. Selam olsun.
Afiyet olsun. Evet, bitirmişsiniz. Bitti. Evet, bitti. Yandan yapılıyor. Öyle mi? Yapıldığını biliyorum abi. Ya. Kapıları yumurta dağıtabilirsin. Abi burada var. Yumurta var. Yumurta var zaten. Bir tane daha, bir tane daha. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Trafik kazası olacak. Şimdi gelenler var. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederim. Gelenler de hoş geldi. Oo, gelenler de hoş geldi. Hemen kameralarımızı da çeviriyoruz. Gelenler var. Gelenler var. Yer var. Çok hoş geldiniz. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi yaptınız. Var mı? Gelenler var. Çekiyoruz. Görüldü. Sildim orayı. Sanatçı dostlar.
nasılsınız? Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi hocamın da bahsettiği gibi cuma akşamı 20.55 sularında en azından bir deprem meydana geldi. Tabii ki hepimizin içi maalesef cızırtı diyelim. Dün akşam en son gece 1.30 haberleri dinlediğimde yaklaşık 30 vatandaşımızın vefat ettiğini ve 1542 yaralı vatandaşımızın olduğunu dün akşam en son gördüğümde, inşallah dün akşamdan bu yana ölü sayısı ya da yaralı sayısı artmamıştır. Bir şeyin artmasını bekliyoruz. Enkaz altından inşallah canlı çıkarılan bir akşam en son yine 43'tü. İnşallah o sayı artmıştır. Ve isimlerimizi iletmeye çalışacağız. Maalesef kış şartlarının hastalığı bizi de etkiledi. 10 gün gündür yatıyorum. Sosyal medyada falan paylaşım falan yapmadık. Çünkü öyle günlerden geçiyoruz ki 2020 yılı maalesef depremlerle merhaba demiş olduk. İnşallah bir daha beni göstermesin. Şimdi elimizden geldiği kadar en üstüne çok şaşıracak belediye meclis üyesi aramızda. Sayın meclis üyesi hoş geldiniz. Yine başkanım hoş geldiniz.
Sanatçı dostumuz yine aramızda. Birazdan 29 Şubat'ta kızının düğünü var. Onu da anons yapacağız inşallah. Mustafa Topçu, Uzma Köy Derneği Yönetim Kurumu üyesi ve sanatçılar da aynı zamanda. Bu arada burada ismi yazmamış ama ben kendisini gördüm. Çocukluğumuzdan eserleriyle büyüdüğümüz, özellikle Ağla Sevgili Beseri, o yıllarda en az 1,5 milyon satan bir şahsiyet. Özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bunu 4
4 yıldır vurguluyoruz, gerçekleştirmedik. Hep erteledik, hep erteledik. Ama bundan sonraki son halimiz bu. Bu kesin kararımızdır. Ve bu vesileyle de bu üyelerimizin cenazeleri, yemekleri veya düğünleri, toplantıları hiçbir şekilde katılım sağlamayacağız. Çünkü bu dernek 500 üyeden oluşan bir dernek, 500 üyeden oluşan derneğin bu 500 kişi 500 ailedir. İçindeki 10 ailenin, 5 ailenin buraya katılmamasının bana göre çok fazla bir önemi yoktur. Katılmıyorsa, bu kadar insanı saymıyorsa da daha fazla uzatmaya gerek yoktur yani. O yüzden son çağrımız budur. Bu hedeflerimiz aslında şu anki üye aidatları için çok yoğun olarak üzerinize gelen en büyük sebeplerinden bir tanesi de bizim yeni hedeflerimiz var. Yeni hedeflerimizden bir tanesi de gördüğünüz üzere biz yerimize artık sığamaz hale geldik. Bize bir düğün salonu lazım. Biz bunu almak için çabalayacağız. Şimdi belki diyeceksiniz ki düğün salonunu biz hangi parayla alacağız diye düşünenler olabilir. Biz derneğimizi aldığımız zaman elimizde 20 bin lira varken 150 bin liralık derneği aldık. 10 bin lira paramız varken 60 bin liralık yangın tanker aracını aldık. Ve elimizde hiç para yokken burayı 55 bin liraya tadilat yaptı, bu hale getirdik. Ve bizim şu anda elimizdeki para 600 bin lira yerimiz ederse 1,5 milyonluk yeri biz her halükarda alabiliriz. Yapabilir miyiz düşüncesi yok bizde. Biz yapacağız diyerek yola çıkacağız ve bunu kesinlikle başaracağız Allah'ın izniyle. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde inşallah bunu başaracağız. Bu yüzden de sizlerden ricam, özellikle aidatlarımızı ödemeniz, bizlere destek vermeniz, biz de sizlere destek verelim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir araya geldik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Bir gece olacak. Yani şu